İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Urfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da milyonlarca kişinin katıldığı miting düzenlendi. Elimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, yoktur farkımız. İşte yüreğinde Türkiye sevdası olan lider geliyor. Biz Laz'ız, Çerkez'iz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Söyleriz budur şarkımız. Bizim mücadelemizde herhangi bir etnik gruba değil, terör örgütüne karşıdır. Ona destek verenlere karşıdır. Nitekim gerek terör örgütünün içinde, gerekse onların güdümündeki diğer kuruluşlarda her etnik kökenden kişiye rastlamak mümkündür. 2005'te Diyarbakır'da bir konuşma yapmıştım. Şöyle o günlere bir dönersek, 2005'teki bu konuşmamda neler söylemiştim kısaca ifade etmek istiyorum. Ne demiştim? Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar, Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez, Abaza, Laz olsun, Arap, Roman olsun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Çünkü güneş herkesi ısıtır. Çünkü yağmur herkes için rahmettir. Çünkü herkes aynı toprağın insanıdır. İnsanız. Millet olmak işte budur. 2005 Diyarbakır. Evet. Evet. Bu milleti bölmek isteyen, bu milleti parçalayarak eti kemikten ayırmak isteyen herkes kahrolsun, kahrolacak inşallah. Çanakkale'ye, Yemen'e yürüyen yiğitlerin torunlarını bölmek isteyenler kahrolacak. Ve söz veriyoruz size, onların hak ettiği cezayı vermek için gece gündüz çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, aziz İstanbullular, buradan Diyarbakır'a, Hakkari'ye bir kardeşlik selamı göndermeye hazır mısınız? Türk'ü Kürt'ten, Sünni'yi Alevi'den kimse ayıramaz demeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Selam olsun peygamberler diyarı Diyarbakır'a. Selam olsun yaylalarıyla güzel Hakkari'ye. Ve dahi selam olsun bütün 789 kilometre, milyon, bin kilometre karelik vatan toprağına. Aziz kardeşim. Hakkari'de jandarma komutanlığı önünde park edilen bomba yüklü araç içindeki PKK'lı tarafından infilak ettirildi. Hakkari'nin Durankaya Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulmaya çalışılan araç, içindeki PKK'lı terörist tarafından infilak ettirildi. Hakkari'nin Durankaya Jandarma Karakol Komutanlığı önünde patlatılan araçla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Şurada abinin ne var? Ya lan abi ya. Bak o da abinin ne var?
Durdurulmak istenen aracın infilak ettirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi. 19 Eylül 2015 günü Durankaya Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulamasında seyir halinde olan araçtan şüphelenilmesi üzerine dur ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine kapan atmak suretiyle durdurulmaya çalışılmış, fakat araç sürücüsü bölücü terör örgütü mensubu kaçamayacağını anlayarak aracı infilak ettirmiştir. Yapılan inceleme neticesinde araçta yaklaşık 1,5-2 ton patlayıcı maddenin olduğu değerlendirilmektedir denildi. Eyüpiye Belediyesi tarafından çevre yolu üzerinde yapılan evler sahiplerine teslim edildi. Fakat Edesa konutlarında yaşayanlar belediyenin sorunları görmezlikten geldiğini belirterek çözüm beklediklerini de belirtti. Abi şimdi biz bu kooperatifin sakinleriyiz. 2014'te teslim edilecek daireler 2015'in 9. ayıdır. Daha bize teslim edilmedi. Ondan sonra biz burada çamur toz içinde çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Bu belediye başkanı Nihat Çiftçi'den, Mehmet Ekinci'den rica ediyorum. Bak buranın halini görün. Bu millet buraya yerleşmiş. Bu toz toprak içerisinde insanlar perişan. İnsan yok savuruyor. İnsan yok savuruyor. İnsan yok savuruyor. Çözmüş bulunuyoruz şu anda. Ancak ne yol var, ne çevre düzenlemesi var, ne ışıklandırma var. Her yer toz duman içinde. Şu dağın üstünden taşlar düşüyor. Arabalarımız hasar görüyor. Çocuklar yarın okullar açılacak. Çocuklar okula gidemeyecek. Kimse çocuğunu okula göndermeye herkes korkuyor. Niye? Sebebi ne? Çünkü buradan şehir merkezine 2-3 kilometre yol var. Otobüs yok, minibüs yok. Kimsenin maddi durumu da iyi olmadığı için kimse arabayla da gönderemiyor. Bu dertlerin, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hani belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin, Eyüpiye Belediyesi'nin bize yardımcı olması gerekiyor. Eğer bu sorunlar çözülmezse biz bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hani burada gel bir gün, iki gün yaşasınlar, kendileri görsünler. Hani buradan eve gittiğimiz gibi toz duman içinde kalıyoruz. Hani sürekli temizlik sorunlarımız oluyor. Bu dağın arkasında çöp şeyi var. Çöp toplama merkezi var şimdi. Orada inanılmaz derecede her akşam, her sabah çöp kokusu geliyor. Dayanamıyoruz. Pencereleri kapatıyoruz. Sıcaktan ölüyoruz. Açıyoruz. Kokudan ölüyoruz. Hani bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ben Sayın Belediye Başkanı'ndan rica edeyim. Biz bu arabadan aşağı inerken ters yoldan gidiyoruz. Ters yoldan geldik. Ters yoldan geldiğimiz için de kaza yapma ihtimalimiz %75 oluyor. Allah rızası için bu yollarımızı yapsınlar. Bu yollarda bir kişi, bir aile kaza yapıp kaybolursa bunun sorumluluğunu Mehmet Ekinci yüklenebilir mi? Ondan rica ediyorum. Edesa TV'de çıkıp konuşma yaparken ben Edesa kentin bütün altyapısını bitirdim diyor. Allah rızası için ben bütün medya kuruluşlarını çağırıyorum. Gelin buraya bakın. Buranın altyapısı bitmiş mi? Yoksa eksiği var mı? AK Parti'nin vekil listesi dikkatle ve titizlikle incelendiğini, isimlerin tek tek bölge bölge değerlendirdiğini ortaya koydu. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceği son hafta AK Parti Genel Merkezi'ne kapanan Başbakan Ahmet Davutoğlu neredeyse kesintisiz mesaiyle partisinin aday listesini şekillendirdi. Davutoğlu, Ankara'nın milliyetçi muhafazakar oylarının toplandığı Keçiören ilçesini kapsayan ikinci bölgede Yozgatlı eski meclis başkanı Cemil Çiçek'i liste başı yaptı. Başbakan, Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı ve HDP'nin ciddi oy oranına ulaştığı İstanbul 3. bölgede bugüne kadar hep Diyarbakır'dan aday olan eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'i listenin birinci sırasına yazdı. Kürt hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Eker'in liste başı olduğu bölgeye 7 Haziran'da Şanlıurfa listesinde yer alan Nurettin Nebati kaydırıldı. Çözüm sürecinin koordinasyonunu üstlenen eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay da Van'da liste başı oldu. Atalay daha önce memleketi Kırıkkale'den vekil seçilmişti. AK Parti'nin sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli bir isim olan Recep Aktağ, bir dönem ara verdikten sonra yeniden Erzurum'da liste başı oldu.
Adı Bursa ile anılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'dan aday gösterildi. Şanlıurfa'nın açıklanan milletvekili aday listesine tepki geldi. İş adamı İbrahim Toru ve milletvekili Seyit Eyüpoğlu bağımsız milletvekili adayı oldular. Diyarbakır'da AK Parti büyük hezimete uğramıştı. 11 sandalyeli Diyarbakır'da sadece bir vekil çıkaran AK Parti listenin hemen hemen tamamını değiştirdi. Diyarbakır'da birinci sıraya Galip Ensarioğlu'nu, ikinci sıraya Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebu Bekir Balı koydu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi acil eylem planı kapsamında Şanlıurfa'daki yol ve trafik sorununu çözecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmalar arasında ikinci acil eylem planı olarak belirlediği Eyyubiye bölgesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın yol ağını inceleyerek 3 ayrı acil eylem planı sunan ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çevik Kuvvet Kavşağı ve Abide Meydanı'nda başlayıp kısa bir sürede sona gelinen çalışmaların ardından ikinci acil eylem planını hayata geçirmek için Eyyubiye bölgesinde de incelemelerde bulundu. İkinci acil eylem planının hayata geçirilmesiyle birlikte Eyüpkent Mahallesi, Eyyubiye Devlet Hastanesi önü, Eski Birkethaneciler Eyüp Peygamber Caddesi ve Şanlıurfa Akçakale yolunun da yol yapım ve revizyon çalışmaları başlayacak. Bölge trafiğini rahatlatacak olan çalışmalardan önce Eyyubiye'de incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci eşlik etti. İncelemeler kapsamında Başkan Çiftçi, Başkan Ekinci ile birlikte Osmanlı Mesiri alanında devam eden çalışmaları da incelediler. Sevgili izleyenler, Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne'ye gelen mülteciler yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Meydanı'na yerleştirildi. Adeta mülteci kampına dönen saray içinde sığınmacılar kurdukları çadırlarda ve battaniyeler üzerinde uyudu. Sığınmacıların 28 saat eylem yaparak kapattığı TEM otobanı dün geceden itibaren yeniden trafiğe açıldı. Yolu kapatıp sığınmacıları yönlendiren, jandarma ve polis barikatlarına saldırdığı tespit edilen Nurettin Hamza ve Muhammed İyad Al-Jabiri'nin de aralarında bulunduğu 30 temsilci Osmaniye'deki kamplara gönderildi. Sığınmacıların kilometrelerce yürümesi, TEM otobanında sabahlaması en çok yanlarındaki bebek ve çocukları etkiledi. Asfalt üzerinde uyumak zorunda kalan çoğu zaman ailelerin derneklerinin dağıttığı yardımları almak istememeleri üzerine aç kalan Suriyeli çocukların saray içinde yüzleri gülmeye başladı. Çimenlik alanlarda ve çocuk parklarında vakit geçiren Suriyeli çocuklar, günlerdir süren bekleyişin ardından ilk kez çocukluklarını yaşamaya başladı. Saray içine gelen insani yardım derneklerinin yanı sıra, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan Suriyeli sığınmacılar, dağıtılan mercimek çorbası, ekmek ve suyu alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi. Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne'ye gelen 200 kadar Suriyeli, kent merkezindeki İlhan Koman Parkı'nda yaklaşık 1300 kadar sığınmacının saray içi mevkiindeki bekleyişleri sürüyor. Siverek Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam etmekte. Siverek Belediyesi, yeni yerleşim birimlerinin arttığı Yenişehir Mahallesi'nde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hızla devam ediyor. Siverek Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan'dan bilgi aldı.
Çalışmaların son sürat sürdürüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, hedefimiz var. Gerek kırsal, gerek ilçe merkezindeki mahallelerimiz olsun, kesinlikle insanlarımızı yazın toz dumandan, kışınsa çamurdan kurtarmak olduğunu belirtti. Ayrıca biz hedefimiz şu, kırsal mahallelerde olsun, şehir merkezimizde olsun, kesinlikle insanlarımızı yazın toz dumandan, kışın ise çamurdan kurtarmaktır. Hep diyorum, yol medeniyettir. İnsanlarımıza temel hizmetleri sunmadığımız takdirde aslında gerekli olan hizmeti de sunmamış sayılırız. Bu bilinçle hareket etmek suretiyle öncelikle insanlarımıza temel altyapı hizmetlerini getiriyoruz. İnşallah şöyle önümüzdeki yıldan itibaren insanlarımız şunu fark edecekler. İşte Siverek altyapı hususunda belli bir noktaya geldi. Bundan sonra işte üst yapıyla ilgili çalışmalar da çok süratli bir şekilde yapılacaktır. Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kent merkezine giden İsmail Kutluay yönetimindeki 07 plakalı otomobil, Karaköprü semti yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Ahmet Saraç yönetimindeki 63 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Tamam abi. Tamam abi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleriyle Ahmet Çubukçu, Mustafa Kaya ve Abdurrahman Öztürk yaralandı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine gelen ambulanslarla tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle gezileri kapsamında Akşemsettin Mahallesi sakinlerinden gelen park talebine anında çözüm buldu. Çanarazı'nın da bir boş yeri bulup park yapalım. 4500 metre bu köşeden bu tarafı şey. Eyüp'te mahalleleri ziyaret ederek sıkıntı ve ihtiyaçları vatandaşların ağzından dinleyerek tespitlerini yapan Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Akşemseddin Mahallesi'ndeki gezi ve incelemeleri sırasında mahalle muhtarı ve vatandaşların park talebine duyarsız kalmadı. Halktan gelen talep karşısında hemen yer bulun başlayalım diyen Başkan Ekinci, görevimiz talepleri askıya almak değil, onları şartlar dahilinde yerine getirmek olduğunu belirtti. 4500 metre bu köşeden bu tarafı şerif. Bu söylem karşısında harekete geçen ve mahalleliye ulaşıp alan tespit eden mahalle muhtarlarıyla birlikte tespit edilen alana giden ve mülk sahibiyle görüşen Başkan Ekinci'nin soruna çözüm buldu. Eyüp Belediyesi ilçe merkezindeki alanlarda yeşil alan projeleriyle vatandaşların yaşam standartlarında değişim hedefleniyor. İnsanlarımızın özellikle üzüntülü günlerinde misafirleri ağırlayacakları o taziye ihtiyacı var. Buradaki alanda sahibiyle de görüşüp inşallah burayı da taziye haline getireceğiz. Ve burada bir nevi bir sosyal yaşam alanı da oluşturmuş olacağız. Bir tarafında camisi, yanında başında okulu, taziye evi ve burada parkıyla beraber burada insanlarımızın, yaşlarımızın gelip rahatlıkla dinlenebilecekleri bir alanda oluşturmuş olacağız. Evet, teşekkür ederim. Çalışmalar kapsamında ilçenin Direkli, Yenice ve Osmanlı mahallelerindeki yeşil alan çalışmalarında sona gelinirken vatandaşlardan gelen yeni talepler de anında yerine getiriliyor. Muş'ta özel sektöre tütün satan vatandaşların Mayıs ayında ekimini yaptığı tütünü kırma mevsimi geldi. Muş'ta özel sektöre tütün satan üreticiler Mayıs ayında ektikleri tütünlerin kırımına başladı. Tarlada kırımı yapılan tütünler evlerin önüne getirilerek tek tek deste yapılıp ağaç asmalarında kurutuluyor. Daha sonra evlerin çatı katındaki asmalara çıkarılacak olan tütün önümüzdeki yılın Mart ayında firmaya teslim edilecek. Kim
Tütün Kooperatifi Başkanı Şehmuz Soldun, Muş'ta 460 ailenin tütün üretimi yaptığını, bu yılki rekolteyi 2000 ton dolayında tahmin ettiklerini belirtti. Şu an biz tütün işlemini yapıyoruz. Sabahleyin erken saatte kalkıyoruz. 5-5.30 gibi tarlaya gidiyoruz. Önce dikiminden ürünü teslime kadar en az 10 kez insan elinin değdiği tütüne verilen emeğin büyük olduğuna işaret eden üreticilerden Rabia Sal, kilosunu 6 liradan satacakları tütünden zarar ettiklerini ifade etti. Haliliye Belediyesi evlendirme birimi nikah akdini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların işlemlerini bekletmeden ve nikah tarihlerini vatandaşın belirlemesi için imkan sağlandığını açıkladı. Haliliye'de ikamet eden vatandaşların evlilik müracaatlarını kabul eden Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi, gerekli evrakları tamamlayan çiftlerin itiraz süresi olan 24 saatin dolmasının ardından işlemlerini gerçekleştiriyor. Evlenme isteğinizi beyan ederek belediyemize başvuruda bulundunuz. Başvuru sırasında itiraz etmiş olduğunuz evrakları incelendi. Evlenmenize engel ifade olmadı anlaşılmıştır. Evlendirme birimi çalışanları çiftlerin işlemlerini kısa sürede tamamladıktan sonra kendilerine nikah tarihlerini seçme fırsatı tanıyor. Evlenecek çiftler tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendi belirledikleri tarihlerde dünya evine giriyor. Haliliye Belediyesi'nin 2015 yılı içerisinde 2364 nikaha ev sahipliği yaptığını ifade eden Haliliye Belediyesi Başkan Yardımcısı Osmanoğlu da Haliliye Belediyesi olarak rutin çalışmalarımızın yanı sıra nikah çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. 4379 çiftimiz Haliliye Belediyesi'nin nikah dairesinde evlilik işlemlerini yürütmüşler. Biz evlenen çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Yine burada çalışan arkadaşlarımıza da bu hızlı ve vatandaşı yormadan çalışmaları sayesinde bu kadar sayıya ulaşılabilmiş. Daha öncesinde vatandaşlar nikah işlemleri için belediyeye başvuruyorlardı. Belediye kendilerine gün veriyordu. Ama şu an öyle değil. Vatandaşlar müracaat ettiği zaman işlemleri tamamladıktan hemen sonra hangi gün istiyorlarsa, hangi saat istiyorlarsa o saatler içerisinde vatandaşlarımızın nikahı kılınıyor. Çiftlerin gerekli evrakları Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi tarafından sağlanıyor. Sevgili izleyenler, Mersin'de onlarca deniz kaplumbağa yavrusu yumurtalarından çıkarak denizde buluştu. Deniz kaplumbağalarının Mersin'in Erdemli ilçesindeki kumsallara bıraktığı yumurtalardan çıkan son yavru karette karettalarda denizde buluştu. Sezonun son karette karettalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalındaki halleri görüntülendi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergen'e geçen yıla oranla anaç kaplumbağaların kumsallara çıkışında ve yavruların denize ulaşmasında artış gözlendiğini söyledi. Alata'da bu yıl 249 yuvadan gönderdiğimiz yavru sayısı 7500 civarında bu yıl için. Sizinle beraber az önce son yavruları gönderdik. Sezonun son yavrularıydı bunlar. Artık sezonu kapatıyoruz. Bu dönem için başarılı bir dönemdi. Özellikle kaplumbağalar açısından, Alata kumsalı açısından başarılı bir dönemdi. Çünkü 249 yuva burası için iyi bir rakam. Her yıl 150-250 arasında değişiklik olur burada. İki yılda bir bu bir yükseliş gösteriyor. İki yılda bir düşüş gösteriyor. Bu yıl yükseliş dönemlerinden bir tanesiydi Alata'nın. Ve 249 yuvayla ve 7500 yavru sayısıyla gayet başarılı bir dönem geçirmiş olduk Alata kumsalı için. Ergen'e vatandaşların nesli tükenme tehlikesinde olan deniz kaplumbağalarına karşı daha duyarlı olmalarının rakamların pozitif yönde artmasında etkili olduğunu ifade ederek bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Şanlıurfa'nın avukatlarından Cüneyt Altıparmak'ın ninesi Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Şanlıurfa Barosu avukatlarından Cüneyt Altıparmak'ın ninesi Şanlıurfa'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Altıparmak öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Altıparmak ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Altıparmak ailesi taziyeleri Balak Taziye Evi'nde kabul edecek. Kanalurfa olarak vefat eden merhumeye Allah'tan rahmet, acılı Altıparmak ailesine başsağlığı diliyoruz. Karaman'da otomobilleriyle misafirlikten dönen ailenin üzerine kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Bir şey yok abi, bir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abicim, sakin. Durdur abim, dur. Tamam. Karaman'ın Ahmet Yesevi mahallesinde iddiaya göre ailesiyle birlikte misafirlikten dönen 45 yaşındaki Necati Edalı, çocuklarının dondurma istemesi üzerine sokak içerisinde bulunan bir büfenin önünde otomobilini durdurdu. Büfeye girmek için araçtan inen ailenin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından başka bir otomobilin içinden tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Necati Edalı, eşi Esra, çocukları Ayşenur ve 7 yaşındaki Emincan Edalı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 7 yaşındaki Emincan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Attılar yani bunu ama bilmiyorum. Sadece onu da zaten yaptık arabanın içine ama çocuklar yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 12 boş fişek buldu. Polis kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da sabah kahvaltısında balık yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesinin Eyyubiye mahallesinde oturan Suriyeli Muhammed ailesi sabah kahvaltısında bir gün önceden kalan balıktan yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler başlayan aile fertleri komşularından yardım istedi. Komşularının polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından 4'ü çocuk 7 kişilik Suriyeli Muhammed ailesi ambulanslarla tıp fakültesi hastanesine götürüldü. Tedavisine başlanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Sevgili izleyenler, sınır kapısında yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirtilen 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Irak'tan yurda giriş yapmak isteyen Abdülselam Nasrullah Abdullah yönetimindeki Irak plakalı araca operasyon düzenledi. Gümrük sahası içerisinde yapılan operasyonda araç ilk olarak X-ray cihazına sevk edildi. Daha sonra Arisha isimli narkotik dedektör köpeği araçta uyuşturucu aradı. Köpeğin tepki vermesi üzerine şüpheli bölgede yapılan aramada iki yakıt deposu içerisinde 108 kalıp paket içerisinde 54 kilo 688 gram metamfetamin madde ve 69 gram afyon sakızı ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda ele geçen uyuşturucu maddelerinin değerinin 7 milyon lira olduğu belirtildi. Gümrük muhafaza ekipleri Irak plakalı araca el koyarken Iraklı sürücü hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Şanlıurfa Spor bu sezon ilk kez teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde çıktığı maçta zaferle ayrıldı. Özgür Yankaya maçı başlatıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İşaret geldi. Josef geldi topa. Vurdu, dışarı gidiyor. Korner. Şanlıurfa Spor bu sezon ilk kez teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde GAP Arena'da Giresun Spor'u ağırladı. İlk haftalarda alınan kötü neticelerin de etkisiyle taraftarlar bu maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boştu. Sarı Yeşilli yeni teknik direktör Hüseyin Dağ bir önceki hafta ilk 11'de mücadele eden Doğu Doğu ile Semedoğu'yu yanında oturttu. Umut Gündoğan'a ilk 11'de görev verdi. İlk haftalarda sakatlığından dolayı oynayamayan Abdülkadir Özgen oyunun son bölümünde şans buldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında Yusef'in kornerinde Edinho yükseldi, Giresunspor defansı ve kalecisinin zaafını iyi değerlendirdi ve Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. Maçın 28. dakikasında Şanlıurfaspor atağında Kıvanç ceza sahası dışından topu kalenin üst köşesine nişanladı. Kaleci çok iyi uzandı, topu kornere çelmeyi başardı. Dakika 57'de Yusef güzel hareketlerle son çizgiye indi. Ortaya çıkardı, bomboş kaleye topu gönderecek bir oyuncumuz orada yoktu. Maçın 73. dakikasında Yusef'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Edinho kafayı vurdu. Giresun kalecisi müthiş bir hamleyle bu topu çıkardı. Yine boş kaleye gönderecek kimse orada yoktu. Karşılaşma başka gol olmayınca maç Şanlıurfa Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sezonun ilk galibiyetini alan Sarı Yeşilliler puanını 5'e çıkartarak ligde rahat nefes aldı. Ligin başından bu yana galibiyetle tanışamayan Şanlıurfa Spor yeni teknik direktörü Hüseyin Dağ'ın ilk maçında galibiyetle tanışarak taraftarını mutlu etti. Özgür Yankaya maçı başlatıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. PTT 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Spor bu sezon ilk kez teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde çıktığı maçta sahasında Giresun Spor'u tek golle mağlup etti. 1-0. Şanlıurfa Spor kendi saha ve seyirci önünde aldığı galibiyetin ardından Şanlıurfa Spor teknik direktörü Hüseyin Dağ basın toplantısı düzenledi. Sarı Yeşilli teknik direktör Hüseyin Dağ kazanılan maçın küçümsenecek bir galibiyet olmadığını ifade etti. Bu aldığımız galibiyet küçümsenmesin. Neden küçümsenmesin? Çünkü geçen hafta bu ligin en güçlü olan takımı Göztepe'yi deplasmanda 1-0 bir takımı yendik. Evet, oynadığımız futbol 4-4'lük mü? Hayır arkadaşlar, ben de kabul ediyorum. Mahkum oynadık sahamızda olmamıza rağmen. Geriye çok yaslandık. İleriye topu taşıyamadık. Bunlar futbolun gerçekleri, bunları ben de görüyorum ve ben burada itiraf ediyorum. Ama bu neyle olur arkadaşlar? Bir takım güçsüzse, bir takım öne gidemiyorsa haliyle savunmaya çekilecek. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ, takım başında çıktığı ilk maçı kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, geçen hafta Göztepe'yi yenen bir takımı yendiklerini söyledi. Buna da sizden zaman. Ben burada mazeretlere sığınmıyorum. Mazeret de aramıyorum. Bugün de dedim. Zamanla futbolcularımızın fiziksel olarak değerleri yükseğe çıktığı zaman haliyle topu da taşıyacak ve desteğe de gidecek. Giresun Spor Teknik Direktörü Sefer Yılmaz ise kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederek Urfa Spor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İlk yarı biraz daha bizden üstünlerdi. İkinci yarı biz biraz daha atak yaptık. Biz de golü bulabilirdik. Baskı yaptık ama golü bulamadık diye konuştu. O golü savunmaya çalıştılar. İlk yarı biraz daha bizden üstünlerdi. İkinci yarı biz biraz daha atak yapmaya başladık. Golü de bulabilirdik. Aynı onların attığı gibi kornerde. Biz de golü bulabilirdik. Çizgiden çıkardılar. Korner. Savunmanın müdahalesi var. Josef arka tarafa doğru ve gol! Hayır, Edinho. Edinho'nun attığı golle 1-0 öne geçiyor Şanlıurfa Spor. PTT 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfa Spor sahasında Giresun Spor'u 1-0 yenerek kötü gidişe dur dedi. Şanlıurfa GAP Arena'da oynanan maçta ev sahibi Şanlıurfa Spor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Edinho attı. Tam 7 yıldır Giresun Spor karşısında galibiyet alamayan Şanlıurfa Spor, GAP Arena'daki karşılaşmada şanssızlığa son verdi ve Giresun Spor boynu bükük gönderdi. Şanlıurfa Spor'la Giresun Spor, 1982 yılından bu yana 9'lu lig, 1'i kupa olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 4'ünü Karadeniz temsilcisi, 3'ünü Şanlıurfa Spor kazandı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Giresunspor'a karşı son galibiyetimizi 13 Temmuz 2008 tarihinde 2. Lig'de mücadele ederken Şanlıurfa'da 3-2'lik skorla aldık. Giresunspor'u o tarihten beri yenemiyorduk. Sarı Yeşilliler Giresun takımına son olarak 25 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Kupası maçında GAP Arena'da 1-0 mağlup olmuştu. Geçen sezon GAP Arena'da oynanan maç 1-1 sonuçlanmış, bu maçın rövanşında iki takım Giresun'da 0-0'ı bozamamıştı. Bu haberle de ana haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Hafta başında Ahmet Köse sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.